Yazılı yazılır mısın? Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıflar, 1. dönem, 2. sağlık bilgisi, dersi, yazılı sorularını inceleyeceğiz. Daha fazla yazılı sorusu istiyorsanız da yazıldayım.net adresimize girip oradan dilediğiniz soruyu çözebilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Boşluklara uygun kelimelerle doldurunuz deniliyor. Kadınların 45-44 yaşları arasında üreme özelliğinin bitmesine nokta nokta adı verilir. Ne adı verilir? Menopoz adı verilmektedir arkadaşlar. Menopoz adı... Menopoz sonrasında kadınların artık üreme özellikleri bitmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Ya yani bunun yanında aşırı terlemeleri vesaire gibi tepkimeleri de söz konusu olmakta. Somatotropin hormonu STH yani bunu ıı, ileriki 11. sınıfta göreceksiniz detaylı olarak. Gelişme döneminde az salgılanırsa nokta nokta denilen büyüme yetersizliğine yol açarken çok salgılanırsa nokta nokta denilen aşırı büyümeye neden olur. Bu büyüme hormonudur arkadaşlar ve az salgılanması sebebiyle cücelik hastalığı oluşmaktadır. Çok salgılanırsa da devlik hastalığına sebebiyet verecektir. Zaten bu üreme pardon, büyüme hormonu olduğundan dolayı bu şekilde aklınıza kodlayabilirsiniz. Az salgılanırsa az büyüme olacak yani cücelik olacak, çok salgılanırsa çok büyüme yani devlik olacaktır. İnsanın zamanla yeni yetenekler kazanmasına nokta nokta denilir. Ne denilir? Öğrenme denilir arkadaşlar. Buraya da öğrenmeye yazalım. Öğrenme diyebiliriz. Gözlerin sağlığını korumak için televizyona en az nokta nokta metreden izlenmelidir. Televizyon en az 3 metreden izlenmelidir arkadaşlar. Televizyonun dibine girerseniz gözleriniz bozulacaktır. Göz sağlığınız olumsuz şekilde etkilenecektir. Bu yüzden hani öncelikle küçük yaştaki çocuklara, bebeklere Televizyonu en az en az 3 metre e, ileriden izlemesi gerekmektedir. Biliyorsunuz ki çocuklar televizyonu yakınlaşarak izlemeyi seviyorlar. Eğer çevrenize böyle olanlar da varsa onları da uyarırsanız çok makbul olacaktır. Beşinci e, B soru şıklığıyla devam edelim. Doğru yanlış sorumuz. Hemen baktığımızda ilkine 35 yaşında bulunan bir insan yetişkinlik dönemi içerisindedir deniliyor. Evet 35 yaşında bulunan bir insan yetişkinlik döneminde olacaktır. Doğru. Yani yetişkinlik dönemi 20 yaşından sonra başlamaktadır. İşte genç yetişkin, orta yetişkin, e, ileri yetişkin gibi kavramları, aşamaları vardır arkadaşlar. Ve 20 yaşından sonra ki bireyler yetişkin olarak sayılır. 35 yaşta aynı yetişkin olacak olarak gözükmektedir. Türk Medeni Kanunu'na göre ülkemizde evlenme yaşı 20'dir deniliyor. Hayır 20 değil 18'dir arkadaşlar. 18 yaşında olan bireyler artık kendi iradeleriyle öfürü e, bir şekilde evlenebilirler. Burası yanlış o yüzden. Sigara içilmesi yemeklerden daha az zevk alınmasına neden olur. Evet doğru. Dildeki e, yani hani ağzımızdaki işlevleri yitirdiğinden dolayı artık yemek yediğimizde dahi daha az zevk almalı almaktayız. Daha az tat almaktayız arkadaşlar. Gene bu da sigaranın olumsuz bir etkisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Geniş aile daha çok kırsal kesimlerde görülen aile tipidir. Evet daha çok kırsal kesimlerde köy yerleşimlerinde görülmektedir. Bu da doğru olacaktır. Geniş aileden kasıt nedir işte? Ailede işte anneannenin, babaannenin, teyzelerin vesaire yaşaması, birlikte yaşamasıdır. Böyle olunca geniş bir aile ortaya çıkmış oluyor. Dedeler vesaire de varsa gene aynı şekilde onlar da girer. Alkol en fazla hangi organın yapısını bozar? Karaciğer, akciğer, kalp, beyin, mide. Alkol en çok karaciğerin yapısını bozmaktadır arkadaşlar. Direkt Ce A cevabımız Adana şıkkı karaciğer. 10. sorumuz. Bir bebekle hemofili kan pıhtılaşması hastalığının saptanması, büyüme ve gelişimi etkilen hangi etmenden kaynaklanır? Fiziksel çevre, kimyasal çevre, genetik yapı, hormonlar, beslenme. Cevabımız C şıkkı genetik yapı olacaktır. Çünkü hemofili hastalığı genetik bir hastalıktır. Genetik denilmesi de işte anne babadan e bize gelmektedir arkadaşlar. Kalıtılmaktadır. Bu şekilde genetik bir hastalıktır. Ve bu hangi etmenden kaynaklanıyor sorusunun cevabı da genetik yapıdan dolayı kaynaklanması olacaktır. Zaten bunu 10. sınıfta ilerleyen safhalarda göreceksiniz. Bu hatta bununla alakalı sorular çözeceksiniz. Hemofili'nin genotipi verilecek size. İşte baskınlığı verilecek. Buna bağlı olarak işte anne babanın doğan çocuklarında hemofili görülme oranı yüzde kaçtır gibi sorular sizlere yöneltilecektir. Bunu ayrıntılı bir şekilde göreceksiniz. Daha iyi anlayacaksınız. Burada ama şu an için sadece bu hemofili hastalığın genetik yayıldığını bilmenize fayda var. 11. Aşağıdakilerden hangisi açlık durumunda kullanış sırası doğru olarak verilmiştir? Şimdi şöyle bir yol var arkadaşlar. Açlık sırasında ilk olarak karbonhidratlar tüketilmektedir. Karbonhidratlar bitince ne oluyor? Karbonhidratlar bitince yağlar tüketiliyor. Yağlar da bitince artık proteinler tüketiliyor. Tabi proteinin tüketilme aşamasına gelindiğinde de artık ölüm yavaş yavaş yaklaşmaktadır. Çünkü proteinler hani kemiklerimizin e, yapısında var arkadaşlar. Hani artık proteinli harcayacak safhaya gelirsek zaten bir deri bir kemik kalmış oluruz ve artık o aşamadan sonra da ölüm gerçekleşmiş olacaktır. Sıralaması ise karbonhidrat, yağ ve protein olacaktır. Bunu da şu şekilde e, ifade edebiliriz aslında. Mesela zayıflamak isteyen insanlar yağlarını yakmak istiyorlar. Yağlarını yakmak için ondan önce yağlardan önce karbonhidratların yakmaları gerekiyor. Karbonhidratları da ne olarak söyleyebiliriz? Besinler olarak söyleyebiliriz. Mesela gün içinde almış olduğumuz besinler karbonhidrat olacaktır ve bizim ilk olarak onları yakmamız gerekiyor ki yağlara geçebilir Yağlarda karbonhidrat, aşırı karbonhidrat alınmasıyla beraber o aşırı karbonhidrat yağ denilen yerlerde depolanmakta. Ee, bu şekilde de arkadaşlar zayıflamak isteyen insanlar öncelikle yemelerinden kısmalılar az karbonhidrat almalılar e yemelerinden kısmalarıyla beraber çok hareket etmeleriyle beraber karbonhidratları bitirince artık ne yapıyorlar yağlarından yemeye başlıyorlar bu şekilde de e, zayıfladıklarını söyleyebiliriz hemen arka sayfamıza geçelim geçmeden önce sizlerden bir abone like isteyelim kanalımıza abone olup videomuza da like atmayı unutmayalım sizler için çabalıyoruz e, emek gösteriyoruz arkadaşlar sizler de emeğimizin karşılığını bu şekilde vererek bizlere destek olabilirsiniz. 12. sorumuza devam edelim. Yukarıda verilen özelliklerin hangisi veya hangileri ergenlik dönemindeki kızlar ve erkekler için ortak özelliklerdir? Omuzlar genişler. Omuzların genişlemesi erkekler için söylenebilir. Kızların omuzları ge genişlemez. Yüzde sivilce çıkar ortaktır arkadaşlar. Hem erkekte hem de kızlarda görülmektedir. Karşı cinse ilginin artması da gene ortak olacaktır ikisi için. Deri incelir. Bu Kızlar için söylenen bir ifadedir. Ortak olanlar ise sadece 2 ve 3 olacaktır. Cevabımız Ceyhan Şıkkı 2 ve 3. Gene ergenlik dönemindeki özellikler de önemli bir konudur. Karşınıza çıkabilir. Dikkat etmekte fayda var. Yıldızımızı atalım. 13. Fazla kiloluk hastalarına ne adı verilir? Obazit, obazite, hemofili, verem, tifo, kuduz. Cevabımız tabii ki de sizlerin de bildiği gibi A Şıkkı obazite olacaktır. 14. Yaralanmalı bir trafik kazası gören Naim ve arkadaşları aşağıdaki numaralardan hangisini aramalıdır? 177, 110, 155, 112, 156. Şimdi burada araması gereken numara tabii ki de 112 ambulans olacaktır. Ee, bunun yanında zaten günümüzde tüm e, ya buradaki itfaiye, polis ya bildiğiniz gibi 110 itfaiye numarası 155 polisin, 112 de ambulansın numarasıydı. Ama günümüzde zaten bunların üçü bir e, numarada toplandı arkadaşlar. Ondan dolayı da hani direkt cevabımız zaten 112 olacaktır. Polis aramamız gerekiyorsa bile atıyorum sorumuz burada polisi aramakla alakalı olsaydı direkt 155'i ve aynı zamanda 112 de aramamız geçerli olarak sayılacaktı. 16. Sigara alışkanlığına bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Olumsuz arıyoruz. Akciğer kanserinin nedenlerindendir evet doğru. Akciğer kanserine sebebiyet verir. Kalp ve damar hastalıklarına neden olur doğru. Damarları tıkamaktadır. Biyolojik olaylarda vitaminlerin etkisini arttırır. Yanlış. Vitaminlerin etkisi arttırması olumlu bir ifade olacaktır. Ama sigara olumsuz olduğu için zaten buna bir alakası kesinlikle olmaz. İnsan ömrünü kısaltır. Kesinlikle ölümü yaklaşır insanın sigara içmesiyle beraber. Üreme sistemini olumsuz etkilemektedir. Evet gene kesinlikle üreme hormonlarının salgılanmasını azaltır vesaire. Cevabımız böylece söylenemez denildiği için Ceyhan şıkkıdır. 17. sorumuza devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü'nün kısaltmasıdır? v VTO, VSO, VHO, VHY. Cevabımız VHO olacaktır. Açılımını da yazalım arkadaşlar. World Dünya Health Dünya Sağlık Organization Organization şeklinde Dünya Sağlık Örgütü şeklinde açılımı vardır ve baş harflerini aldığımızda VHO şeklinde olacaktır. Cevabımız da denizli şıkkıdır. Bu sınavınızda böyle bir soru karşınıza çıkabilir. Bunu da gelebilmekte fayda var. Eğer ya da az bir İngilizceniz varsa bu şekilde de kendiniz de çıkartabilirsiniz. 18. Nokta nokta canlılardaki kalıtsal karakterlerin ve hastalıkların nesillere nasıl geçtiğini inceleyen bilim dalıdır. Açıklamaya göre noktalı yere ne gelecek? Hormon, genetik, hijyen, bağış, ıı, bağışıklama, stres. Cevabımız Bursa şıkkı genetik olacaktır. Genetik bilim dalı, burada da denildiği gibi kalıtsal karakterleri ve hastalıkların nesillere nasıl geçtiğini inceleyen bilim dalıdır. Hani genetik yapılı demiştik az önce hemofili hastalığı için. Hemofili hastalığı ne oluyor? Anneden babadan geçebiliyordu çocuklara. İşte bu genetik yapılı olduğunu bize göstermektedir. Yani nesilden nesile aktarılan hastalık veya kalıtsal karakterler direkt genetiğin konusu olacaktır. 19. Ergenlik dönemi genellikle kaç yaşlar arasını kaplar? 9, 12, 12, 15, 10, 13, 10, 19, 12, 21. Ergenlik dönemi e, çok böyle spesifik bir zamandır. Hani kişiden kişiye, cinsiyetten cinsiyete dahi değişmektedir. Kızlar erkeklerden daha önce girdiği bilinmekte genel bir e, oran yaptığımızda böyle bir şey söz konusudur. Ama en genel olarak, en kapsamlı olarak düşündüğümüzde ergenlik arkadaşlar 10 ile 19 yaşları arasında olacaktır. Tabii bu kişiden kişiye kesinlikle değişebilir. Zaten burada sorumuzda genellikle diye sorulmakta. O yüzden en genel e, kavramıyla beraber 10-19 yaş aralığı ergenlik dönemi olarak e, kapsanmaktadır. Bu şekilde adlandırılmıştır diyebiliriz. 20. ve son sorumuz. Bir trafik kazası sonrası olay yerine giden Fırat, Volkan, Alihan, Musa ve Berkay, Berkan yaralıyı yukarıdakilerden hangisi veya hangilerini yapmamalıdır? Hangilerini yapmamalı? Ayaklarından tutarak götürmeli. Kesinlikle yanlış böyle bir şey zaten imkansız sürükleyip mi götürecek? Kesinlikle yanlış zaten hani zarar görmemiş olsa bile o şekilde inanın ki zarar görecektir. Zaten trafik kazası sonrası yaralanan bir kişi de hani oldukça fazla ağrılar vardır ve bu ağrıların e, daha da artmaması daha kötü sonuçlara sebebiyet vermemesi için hastanın hareket ettirilmemesi gerekilmektedir. O yüzden sabit bir yerde durmalı düz bir zemine sırt üstü yatırılıp 112 aranmalıdır. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Görüp kaçmak zaten yanlış bir şey. Yani e, vatandaşlık görevi olarak, insani görevimiz olarak da gidip yanına yardım etmemiz gerekecektir. Bundan dolayı görüp kaçmak e, daha gene olmaması gereken bir davranış yapılmayanları aradığımız için cevabımız 1 ve 3 edinme şıkkı gelecektir. Bu şekilde videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Videomuzun başında da dediğimiz gibi yazılıdayım. Nokta.net adresimizden diğer yazı örneklerine de bakabilirsiniz. Daha fazla soruyu buradan bulabilirsiniz. Gerçek yazılı sorularına buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın kendinize iyi bakın diyoruz.